Şimdi kim HDP'nin yanında, kim mesafeli konusunda CHP'yi çok sert eleştirdi Nedim Bey. Şaban Bey, siz ne diyeceksiniz? Ya şimdi HDP Semih Hanım maalesef bizim siyasi hayatımızda bir iktidarla bir süre işbirliği yapıyor. Sonra iktidarla yani tuttukları düzen kendi siyasi açısından başarılı olmayınca dönüyor muhalefetle işbirliği yapıyor. Sonra dönüyor tekrar iktidarla işbirliği yapıyor. MHP şimdi HDP 30 yıllık bir siyasi parti yani 30 yıllık bir siyasal hareket. Ta 90'da ilk partisi kuruldu biliyorsunuz HEP olarak. 30 yıl içinde sadece ben bunu söyleyince işte iktidarı hani destekleyen arkadaşlar muhtemelen şimdi Hasan Bey de itiraz edecektir. Bir kez hükümette yer aldılar. Bakın 30 yılda bir kez sadece hükümet içinde yer aldılar. O da 2015'te AK Parti ile. Yani HDP bugün PKK'nın uzantısıdır, işte terör örgütünün devamıdır denilen ya da işte Sayın İçişleri Bakanı'nın HDP örgütleri PKK'ya eleman sağlama bürolarına dönüştü diye suçladığı HDP 30 yıllık siyasal yaşamında bir kez AK Parti ile iktidar oldu. İki bakanlık aldı. Şimdi AK Parti ile tabii farklı kamplarda yer alıyor. HDP muhalefete geçti. AK Partiler şimdi Cumhuriyet Halk Seçim Partisi ve hükümetini AK Parti hükümeti mi evet, olarak evet. tanımlıyorsunuz? Seçim hükümetini. Evet, Ya elbette AK haksızlık Parti etmeyin olarak ya tanımlıyorum. Şaban Bey. Elbette Yani Hasan Bey rica ederim. orada hukukçu var. Bülent Bey, ha pardon siz başka yer dediniz. Yok. Ankara'da hukukçu var. Bülent Bey, seçim hükümeti nasıl kurulur bize izah etsin lütfen. Çok Ben istiyorum. yok İkramdır. Hasan Bey ben biliyorum. Ben çok seçim hükümeti kurulmasına tanıklık ettim. Ben parlamentoda 17 yıl gazetecilik yaptım. Seçim hükümetleri nasıl kurulur? Anayasaya göre, anayasadaki o teknik düzenlemeye göre kurarsın veya anayasadaki teknik düzenleme işine gelmez. Anayasadaki hükme bağlı kalmadan fiilen bir muhalefet partisiyle kurarsın. Örnek işte 1995'te Sayın Deniz Baykal'la Sayın Tansu Çiller'in kurduğu seçim hükümetidir. DYP-CHP koalisyonu 54 günlük bir hükümettir ve seçim hükümetidir. Ama anayasaya göre kurulmamıştır. Evet. AK Parti 2015'te HDP PKK'nın uzantısı kardeşim bunlar Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Biz bunlara bakanlık vermeyelim diye düşünseydi pekala Cumhuriyet Halk Partisi ile ya da Milliyetçi Hareket Partisi ile 50-60 günlük, 70 günlük bir seçim hükümeti kurabilirdi bir protokol yaparak. Bunun örnekleri bizim siyasi tarihimizde var. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi o zaman ya da AKP içindeki derin yapı diyelim Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi ile bir koalisyon kurmasını istemediler. Partinin içinde başka hesaplar da vardı muhtemelen ki sonradan işte Davutoğlu'nu biliyorsunuz devirdiler hem genel başkanlıktan hem başbakanlıktan ve HDP ile hükümet kurdular. O HDP hükümetini de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayladı, kabul etti, resmi gazetede yayınlandı ve o hükümet bu Peki ülkede hizmet etti. o Şimdi bakanlar ne diyorsunuz yaptı ki bir dakika? O HDP'den şimdi bakan olanlar ne yaptı? bir tanesi istifa etti, bir tanesi de diğer hükümete kadar devam etti. Şimdi diyorsunuz ki ya daha 5-6 yıl önce AK Parti'nin bakanlık verdiği HDP'liler şimdi diyorsunuz ki ya önümüzdeki seçimi işte CHP kazanırsa, muhalefet kazanırsa bu HDP'ye bakanlık verecekler. Görüyor musunuz bu CHP'yi? PKK ile işbirliği yapıyor. Biz Ya ne demiyoruz alakası? ya. Biz demiyoruz. O zaman demek ki AK Pardon, Partililer diyor. biz O demiyoruz. zaman Hayır, demek AK ki AK Partililer de Parti. demiyor. AK Partililer de demiyor. CHP'de bir dönem milletvekilliği yapmış bir isim söylüyor. Eyvallah. Dursun Çiçek. Tamam. 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 Ertesi günü de şu anda hala aktif olarak siyaset yapan, CHP'de milletvekilliği yapan Kürsel Tekin. Gürsel Tekin söylüyor. Biz söylemiyoruz. Tamam. Biz onların Tamam. yalancısıyız. Tamam. Şimdi AK Partililer diyorlar ki ya da işte AK Parti'yi destekleyen arkadaşlarımız ya CHP muhalefet 2023 seçimlerini kazanacak. Eyvah. Niye eyvah? Ya HDP'ye bakanlık verecekler. Peki siz daha önce bunu verdiniz zaten diyoruz. Hani 2015'te HDP'ye bakanlık verdiniz. AK Parti ile HDP ortaklık yaptı hükümette. Şaban Ne oldu? Bey. Memleket bölündü mü? Ne oldu? Türkiye bölündü mü? Şaban Yok Bey. bölünmedi. Diyorlar ki Kelimelerle açık dans ediyorsunuz.
Peki diyorlar, alalım bunun yanıtını bir Hasan Bey'den. Bu AK Parti'nin kurduğu bir hükümet değil. Anayasanın kurduğu bir hükümetti. Anayasanın kurduğu bir hükümet. Hasan Nasıl ki ya, anayasanın bugün kapatmak üzere olduğu bir parti varsa HDP, o dönemde de o hükümeti anayasa kurdu. Seçim hükümeti olarak kuruldu. Belli bir sürede kuruldu. HDP'ye doğru söylüyorsunuz ama HDP'li teklif edilen bir milletvekili kabul etmedi, birisi kaldı. Ama o hükümeti AK Parti kurmadı. Bunu söylüyorum. Ya Hasan Doğrusu Bey, da bu. Hasan Bey yapmayın. Dolayısıyla şimdi 2023 seçim, sizden hareketle şöyle diyorum ben de. Sizin cümlenizi, ifadenizi şöyle tamamlayayım. 2023'te muhalefet seçimleri kazandığında o hükümeti de o zaman Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ortaklığı kurmayacak ya da muhalefet kurmayacak. Hı-hı. Anayasa gereği hükümet kurulacak. Hı-hı. Değil mi? Bu kadar basit yani. Aynı çıkarımla hareket ediyor. Doğrudan Ariston mantığıyla, düz mantıkla devam edin. Buyurun. Evet. Devam edelim. Evet. Evet edelim yani. Dolayısıyla şimdi şöyle. Yani bir şeyi AK Parti yapınca meşru. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin âli çıkarları için yapıyorlar. Terörle mücadele etmek için yapıyorlar. Ama terörle mücadele etmek için gizli saklı görüşmeler yaparlar. Abdullah Öcalan'ın mektubunu alıp TRT'de okuturlar. İşte Kürt vatandaşlarımıza aman sandığa gitmeyin. CHP ile AKP arasındaki tartışmada taraf olmayın diye Abdullah Öcalan'a çağrı yaptırtırlar. Türk vatandaşlarımız üzerinde tahakküm kursun diye. Giderler Kuzey Irak'ta TRT'yi gönderirler. Osman Öcalan'la röportaj yaparlar. TRT Kürdi'de yayınlatırlar. Kürt vatandaşlarımız izlesin de Cumhuriyet Halk Partili adaya oy vermesin diye. AK Parti bunu yaparken Türkiye'nin âli menfaatleri için yapar. Ama muhalefet HDP ile yan yana geldiği zaman AKP'nin beceriksiz iktidarının Türkiye'nin ülkemizi getirdiği bu açmazdan çıkarmak için muhalefetin işte yaptığı demokratik işbirliklerine derler ki vay muhalefet PKK ile işbirliği yapıyor. Ya böyle Peki. bir mantık olabilir mi? Şaban Bey, bu bölümde sürem az. Ya. Herkese söz vermek tamam. istiyorum. Hemen tamamlıyorum. Tamam. Hemen tamamlıyorum. Aha. PKK'nın devamı dedikleri HDP'ye daha geçtiğimiz Ocak ayında 5 ay önce 57 milyon 550 bin lira hazineden yardım verdi AK Parti. AK Parti. MHP'nin desteklediği AK Parti. Daha geçtiğimiz Ocak ayında 57 milyon 550 bin TL hazineden bizim bu Türk halkının vergilerinden HDP'ye dediler ki al sen bu parayı kullan, propaganda yap. Ne dediniz? PKK'yı desteklesin diye mi verildi bu para HDP'ye? O zaman HDP PKK ise bu parayı neden verdiniz? Şimdi diyecekler ki efendim yasa öyleydi. Hayır kardeşim, yasa öyleydi ama pek çok yasanın AK Parti'nin işine gelmediği zaman uygulanmadığını da biz biliyoruz, tanık Peki, oluyoruz. Peki, Kadir Maalesef, Bey'in itirazı var mı acaba? Dönelim kendisine. Buyurun. Yani bu hazineden yardımla alakalı başlayayım ben Semih Hanım. Hazineden yardımımız Şaban Bey az önce kendi kendisini aslında sürüttü. Ben yine tekrar edeyim onu. Yasal bir şey olduğu için verildi zaten o. Verilmemesi taraftarıyız. Ben de verilmemesi taraftarıyım. HDP gibi bir partiye bu devletin hazinesinden bir kuruş bile verilmemesini isteyenlerdenim. Ama buna karar verecek olan da Anayasa Mahkemesi. Şu an görüşülen bir HDP'nin kapatma davası var. Anayasa Mahkemesi. Sevgili Kadir bir saniye. Bir saniye sevgili Kadir, özür dilerim seni bölüyorum ama Hazine ve Maliye Bakanı, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dı galiba Ocak'ta. O HDP'nin hesabına hazineden 57 milyon 550 bin lira aktarılması talimatını imzalamasaydı o para HDP'nin hesabına gitmezdi. HDP de onu idare mahkemesine götürürdü vesaire. Uğraşırlardı, dururlardı. Anlatabildim mi? Yani o zaman yok, yasa gereği işte, yok. Öyle hükümet yasal hayır, olmayan bir hayır. şekilde yasal yollarla kurulan bir partinin ödeneğini kesti diye propaganda yapardınız. Şaban Bey. Peki o zaman şimdi devletimiz hukuki olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gereken davayı açtı, iddianamesini tamamladı, Anayasa Mahkemesi'ne iletti. Bütün hukuki yolları deneyerek HDP'nin önünü kesileceği kanaatindeyim ben. Eğer olacaksa da bu şekilde olacak zaten. Yasal olmayan bir şekilde olmayacak. Bütün yasal yolları deneyecek, milletin vicdanına uygun, milli vicdana uygun bir kararın çıkacağı kanaatindeyim ben de. HDP'nin kapatılması
sonrasında HDP'nin 6 milyon oyu aldığı oyları kime gider, nereye gider? Bu ne benim konum, ne Türk siyasetinin konusu. Bu Türkiye'nin meselesi, Türkiye'nin konusu, Türkiye'nin bekasının, Türkiye'nin geleceğinin konusu. HDP'nin PKK ile ilişkili, ilintili olan bir partinin kapatılması sonrası oylarının kime gideceği hiç önemli değil. İstediği partiye götürüp oy versinler ama biz 2023 yılını, Cumhuriyetimizin 100. yılını terörden arındırılmış bir ülke olarak karşılayalım. Bunu hem dağdaki teröristlerden hem de şehirdeki onların uzantılarından arındırılmış bir şekilde karşılayalım. Bu herkesin ortak duygusu ve temennisi olmalı. Ama görüyoruz ki elbette, mecliste grubu bulunan bazı siyasi partiler bunun bu şekilde olmasına karşılar. Bu şekilde değerlendirmiyorlar. HDP'yi bugün terörle yan yana getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade eden, bir partinin terörle anılmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden ana muhalefet partisi var. Bütün gerçekler ortada. HDP'nin terörü reddettiğini biz bugün görmedik. Sayın Kılıçdaroğlu HDP'ye yol çizemez, rota çizemez, onların terörle arasında mesafe koymasını sağlayamaz ama kendisi Cumhuriyet'in kurucusu olan bir partinin şu anki genel başkanı olarak o partiye şunu diyebilir. Kardeşim sen terörle arana mesafe koyuyor musun? Sen PKK terör örgütünü kınıyor musun? Kınamıyorum dedikleri andan itibaren sen benim genel merkezimden içeri bir adım atamazsın kardeşim deyip tavrını ortaya koyarsa biz o zaman deriz ki tamam, siyasi irade kendisini siyaseten üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Ama biz bu konuda bütün siyasi partilerin bu sorumluluğu yerine getirdiğini göremiyoruz. Anayasa Mahkemesi inşallah bu sorumluluğu yerine getirir. Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamelerdeki o delilleri, o belgeleri görür ve gereğini yapar. Bugüne kadar 30 bine yakın şehit verdik biz. Bu şehitlerin hiçbirisinde HDP'nin ortak sevincimizi, kederimizi paylaştığını görmedik. Bir düğünümüzde beraber olduğumuzu görmedik. Bir cenazemizde yan yana saf tuttuğumuzu görmedik. Biz bu partiyle nereye kadar yol yürüyeceğiz? Türkiye böyle bir partiyle nereye kadar yol yürüyecek? Yani Batasuna kararı varmış, başka ülkelerde başka partilerin kararı varmış. Bırakın onları da bir kenara. Onları da bir kenara bırakın. Biz Türkiye olarak böyle bir partiyle yol yürümek zorunda mıyız? Geleceğimizi bu partinin içerisinde yer alan Milli Meclisimizle birlikte şekillendirmek zorunda mıyız? Hayır. Bunların hepsini def etmek zorundayız. Kim hata yapıyorsa yapsın. O Öcalan'ın mektubundan bahsediyorsunuz. Çözüm sürecinden bahsediyorsunuz. Bunlara işte eline koz vermelerinden bahsediyorsunuz. Hepsini reddedeceğiz bunların. Hepsini reddedeceğiz. Hem sınır içinde, hem sınır ötesinde, hem de sivil uzantılarla mücadele etmek bu milletin boynunun borcudur. Hukuk Peki. gereğini yapacak. Siyaset de hukuk kadar üzerine düşen görevi yerine getirecek. Bunda oyların kime gideceği bence hiç söz konusu yapılmamalı, söz konusu edilmemeli. İsterse o 6 milyon oy olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitsin. İsterse hepsi İYİ Parti'ye gitsin. İsterse HDP'nin kapatılmasının sonrası, terörün bitmesi sonrası, bakın terörün bitmesi sonrası Cumhur İttifakı'nın oyu %1'e düşsün isterse. Ama yeter ki bu terör belası bitsin, terörün uzantıları yerle bir olsun. Bu kadar. Bu konuda söylenecek, edilecek her şey bugüne kadar zaten söylendi. Bundan sonraki süreci yargı yönetecek. Hukuk yönetecek. Hukukla birlikte de inşallah biz bu süreci çok rahat, sağ salim bir şekilde aşacağız. Ve Türkiye'de bu beladan bundan sonra bir daha açılmamak üzere kurtulacak.